Binali Yıldırım'ın 26 milyar dolarlık bir serveti olduğu söyleniyor Hollanda basını tarafından, sadece Hollanda'daki gemiler vesaire. Ne düşünüyorsunuz, böyle bir şeyin gerçekliği payı olabilir mi? Vallahi ben buna hiç şaşırmadım. Çünkü yani daha fazlası vardır, emin olun eksiği yoktur. Buzdağın görünen kısmı. Görünmeyen kısımlarını çocuklarına kadar inerseniz, benim yaşımda olan bir insanın, çocukları için konuşuyorum, bu kadar servete sahip olmaları, yani insanlar şöyle bir düşündüğü zaman, bakın burada bir insanların herkes bir yerlere koşturma içinde. Bu insanlar neler yaptı, neler kazandı, ne iş çevirdiler ki bu kadar servetin sahibi oldular. Bu kadar vergi memuru var, bu kadar denetleyici var. Denetlesinler de Türk milletine bir hesap versinler. Şimdi aklasınlar kendilerini. Abi Türkiye Cumhuriyeti olarak biz şu anda 1945 Almanya nazisini yaşıyoruz. Almanlar 1945'te 2. Dünya Savaşı'nda ne olmuştu? Radyolardan şu anda Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı, basının üstünde kurduğu baskının aynısını Almanların taktiğini uyguluyor. Taktik olarak diyoruz değil mi? Aynen. Tayyip Erdoğan'ı Hitler'e benzetme gibi bir söz konusu olmasın. Hayır, yanlış anlaşılma olmasın. Yok, yok. Sizlerin dava edilmesini de üzüyor çünkü beni. Öyle bir şey yok. Sadece örnek olarak söylüyorum. Yok. Onunla değil yani. Şu anda basına yapılan konuşmalardan dolayı söylüyorum ben. Anlıyorum. Baskılardan. Baskılardan. Çünkü 1945... İyiymiş gibi gösterenler. 1945'te mesela yani Almanya Rusya'ya kaybetmişti. Ama Almanlar Rusya'yı işgal ettiklerini sanıyorlardı. Ta ki Berlin'e Alman tankları girdiğinde. Neden? Radyoda Alman halkına biz işgal ettik, biz şunu yaptık, biz bunu yaptık diyerek ne oldu? Almanlar, Alman halkı o zamanlar dedi ki yani dedi, biz Rusya'yı işgal etmiş. Sabah kapılarını açtılar, baktılar Alman tankları Berlin'de. Yani medya ne kadar ekonomi iyi derse desin, gelsinler sokaklara gerçeği görsünler diyor. Kesinlikle yok. Ya hiçbir şey değilse bile, ya insanlar bakın burada kuyumcu var mesela. Altın hesabı yapsınlar. Yani asgari ücret bugün ne kadar? Ya zaten asgari ücret en askeri alman gereken ücret. Onun üstü. Biz de artık yani öyle bir matematik aptallığı yaşıyoruz ki, tamam mı? Yani o onu dedi, bu bunu dedi. Ya arkadaşım, asgari ücrete altın ne kadar alıyordun? 2001'de 14 tane altın alıyordun. Şimdi ne kadar alıyorsun? 2 tane alıyorsun. İnsanlar bunu sorgulamıyor. Benim 12 tane altınım nerede demiyor. Hani bizi partizanlık kurtarmaz. Bizi düşünen kurtarır. Biz X partide veya ne bileyim yani bizi AKP veya CHP diye bir şey ayrımı yapmıyoruz. Ya insanlar yani Allah yolundan gidersek de diyor ki size diyor akıl verdim. Neden? Düşünüp tutasınız öğütlerimi diye. Ya aklım var mı? Var. 2-2-5 mi yapıyor? Hayır. Yani şimdi bizdeki zaten yani bunun düzelmesi için Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunlarının ilk 4 madde kanunumuz var biliyorsunuz. Bayrak, marş, işte dinimiz, ırkımız falan. Bunların arasına girmesi gereken, bizim düzelmemiz için girmesi gereken 1. Türkiye'yi yöneten kendi maaşıyla geçinmek zorunda diyecek. 2. Yakın birinci göbekten akrabaları hiçbir devlet işinde yer alamaz. Bunu anayasanın değişmez maddelerinin arasına sokulacak. Elektrik, su, yeme, içme bütün giderleri devlet işleri hariç normal karşılamak zorundadır. Almanya. Almanya Audi, Mercedes, BMW'yi çıkarıyor mu kardeşim? Evet. Merkel aptal mı? Alman devleti aptal mı? Neden Audi A4 veriyor altına 2 arabalık koruma? Bütün fabrikalar istese önüne dizerler en son modelleri. Alman yapıyor bunu. Alman devleti kendi yaptığı arabayı kendi başbakanına vermiyor. Biz de gırla araba gidiyor. Yani bunlar sadece, emin olun bu arabalar bile bizim konumuz değil. Sizin aileniz kaç kişilik? 4. 4 kişilik. Ekonominiz bozuk. 4 kişi de, dördünüz de annem, baban, kardeşim veya sen, neyse çalışıyorsun. Sen çalışarak ekonomini kaç yılda düzeltirsin? Valla şöyle olur abi. Ekonomi falan düzeltemem. Ben sadece gıdı gıdına geçinirim. Şu ve andaki durumdan bahsetmiyorum. Dandik çikolatayı yerim, dandik tavuğu yerim, dandik eti yerim. Çünkü diğer türlü bir adam şekilde, başı 5000 lirayla... Bir şekilde düzeltersin değil mi? Tabii 2700'le bir şekilde acı acına ya, ailem varsa, evli değilsem ama. Hayır. Bunu 4 kişi, ya dördünüzün de maaş aldığını düşünelim. Benim gelmek istediğim yer şurası. 20 yıldır öncesinden, yani öncesini arıyoruz ya, 20 yılı mesela bir parti yönettiği için onu baz alıyoruz. 20 yıldır bir devletin ekonomisi nasıl düzelmez ya? Ben sana soruyorum. Doğru diyorsun abi. Nasıl düzelmez? Yani matematikte biz çığır mı açtık? Hani uçtuk, kaçtık. Yani gidiyor. Ufak ufak başlasalardı ya, üstüne koya koya bugün hiç olmazsa. Aile bu temel, ya bu toplumun temeli değil mi? Ailenin geliri bozulduğu zaman buradan çağır bir tane insan. Yani tamam mı, durumları herkesin kötü. İyi olan illaki vardır, yoktur, neyse. Bir topladığın zaman zaten herkes asgari minimumla geçiniyor. Ve boşanma davaları rekorda işte abi. Ya rekorda, ben şu anda mesela yani icralığım, benim banka, tamam mı? 18 yıldır kredi kullanıyorum. 18 yıldır benim bankalara gecikmişliğim yok. Telefonu açayım sana. Bana diyor ki avukatlık olduğunuz icra. Ya ver arkadaşım, ver. Ver, bu saatten sonra benim bir tane canım var.
Tamam mı? Onu da Allah'a vereceğim. Sen alamayacağına göre. Şimdi insanların yani insana ettiği zulmü kimse etmiyor. Tamam mı? İnsanın insana yaptığını. Ya herkes sen iyi olsan, ben iyi olsam, o iyi olsa, dürüst olsa, baştaki adamlar ülke çıkarlarını korumak için mesela yani şey yapsa. Ya bugün sorunu duyduk efendim. Çözümü. Sizce bu 2023 yılındaki seçimde isim değişikliklerinden sonra ya da fark etmez aynı isimler kazansın. Bir kendine gelme artık, şu boş işleri bırakalım. Akrabaya yardım etmeyelim. Hangi parti olursa olsun yolsuzluğu, rüşveti engellerler mi? Abi ben bu saatten sonra tamam mı? Zaten umudu kestim. Benim yani benim lügatımda umut diye bir şey yok. Tamam mı? Yani ben artık yapma be abi. Gerçek söylüyorum. Yani Türkiye bundan daha kötüye gider, daha iyiye gitmez. Gitmeyecek de. Gitmeyecek, göreceksiniz, gitmeyecek abi. Yani ben o kadar doluyum ki sana, ben bir yerde mesela benim yaşım 47, EYT'liyim abicim. Benim az önce söylediğim banka durumlarından nereden başlayayım ki sana? 1999 17 Ağustos depremini hatırlıyorsunuz değil mi? Evet. O gün hükümet kimdi? Bülent Ecevit vardı, MHP vardı, Arap vardı. Doğru. Üçlü koalisyon vardı, dönerek yönetime geçiyorlardı. 17 Ağustos 1999'da Kocaeli, biz burada, ben İzmir'deydim, benim çocuğum küçüktü. O gece ben burada depremi bile hissettim. Yani İzmir nere, Kocaeli nere? Şu anda İstanbul'da yaşıyorum. Yani mesafeyi düşünün. Böyle bir deprem olmuş. Resmi kayıtlara göre 22 bin cenaze var. Mevcut hükümet depremde ölen insanlara gitti mi? Gitmedi. Günler sonra gittiler. Gitti mi? Gitmedi. Ne yaptılar? 3 milyar dolar IMF'den kredi almak için meclisi acilen topladılar. 4 gün. 21 Ağustos 1999 günü emeklilik yaşını uzattılar. Bizim devlet zaten hani bir şeyi yapmak üzere girdiği zaman biz de affedersiniz cılkını çıkarırız ya. 65 ne abicim ya? Abi orada değilim. Geleceğim nokta şu. 65 ne amca? 65 yıl yaşar mı? Şu çocuklar 65 yıl yaşar mı? Sahte çikolatayla büyüdü bunlar hepsi ya. Abi geleceğim nokta şu. Ne yedirdiler, ne içirdiler onu da bilmiyor. Geleceğim nokta şu. Devlet depremde ölenlere gitmedi. Ne yaptılar? Bu millet de enkaz altından cenaze çıkarırken 4 günde bu kanunu çıkardılar. Dediler ki emeklilik yaşını uzatıyoruz. Ben 89'da işe girmişim. 99'da çıkan kanunu tamam mı? Geriye doğru çalıştırdılar. Şimdi geleceğim nokta şu. Bize şu anda deniyor ki, hani bu bugünkü devlet söylüyor. Geçmişten hiçbir kalan kanunu savunmazken, her şeyi değiştirmişken elinden hak. Ya biz 2021'deyiz. 2031'de çıkacak kanun bugünü bağlar mı? Bağlamaz. Yani 10 sene sonra. Kanun değişmiş, bana ne? Şimdi bugünkü... O zaman alınan bazı vergiler de hala devam ediyor. Abi ne olacak? Ne olacak? Yani özellikle iletişim... Yeni anayasada bunlar düzeltilmez mi? Değiştirilir. Ya bugünkü hükümetin değiştirmeyeceği hiçbir şey yok. İsterse diyorsun. Sadece istesinler. İstesinler. Ya Marmara Denizi salyalar saçıyor. 8 sene önce öneri verildi. Ne oldu? AKP reddetti. Ya niye reddediyorsun? Ya kardeşim şunu demeler lazım. Ya kardeşim gel tabii ki. Ne demek? Sen doğru söylüyorsan oturalım konuşalım. Ya biz bunu niye yapamıyoruz? Konuşalım. Umarım efendim bir gün bu siyasi parti radikalliğimiz biter ve aklı selim şekilde yok yönetiliriz. Yani. Millet de birbirine düşman olmaz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun.